Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Mustafa Eser. Anadolu Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesiyim. Temel zootekni dersimizin hayvan ırkları ve özellikleri başlıklı üçüncü ünitesini sizlere özetlemek üzere karşınızdayım. Bu ünite içerisinde zootekni biliminin kapsadığı en önemli konulardan bir tanesi olan ırkların dış görünüşü, verimlerin tanımlanmasına ilişkin bilgileri vermeye çalışacağım ırk bir tür içinde ortak özelliklere sahip olan ve bu özelliklerini de kalıtsal yolla yavrularına aktarabilen hayvan gruplarına verilen isimdir. Bu tanımı ikinci ünitemizde de yapmıştık. Hayvanlar genel olarak verim özelliklerine göre değişik beden yapılarına sahiptirler. Etçi bir sığır ırkı ile sütçü bir sığır ırkının yine etçi bir koyun ırkı ile sütçü bir e, sütçü özelliğe sahip olan bir koyun ırkının vücut yapıları birbirleriyle aynı değildir. Bunun yanında ırkların verimleri ile ilgili özellikleri, erken gelişme durumları, mizaçlar ve diğer fizyolojik özellikler de birbirlerinden farklıdır. Bu bölümde hayvansal proteinler içeren et, süt, yumurta gibi insan gıdası olarak tüketilen ürünleri üreten çiftlik hayvanları ile bizlere bazen arkadaş, bazen dost olabilen pet hayvanları veya süs hayvanlarının bazı genel özelliklerini dünyada ve Türkiye'de en fazla yetiştirilen bazı hayvan ırklarının ilişkin bilgiler vermeye çalışacağız. Sütçü sığır ırklarının genel özelliklerine baktığımız zaman e, morfolojik ve fizyolojik olarak birbirlerinden oldukça e, farklılıklar göstermektedirler. Bazı ırklar iri yapılı e, iken bazıları ise küçük yapıdadırlar. E, büyük yapılı sütçü sığırlara Holstein ırkı, küçük yapılı sütçü ırklara ise Jersey ırkı olan e, sığırları verebiliriz örnek verebiliriz. Sütçü e, sığırla hayvanlarda genel olarak bedeninde genişlik ve derinlik arkaya doğru giderek artar. Baş asil bir şekildedir. E, deri e, zarif ve ince, tüyler yumuşak, e, kısa ve parlaktır. Memelerde uzun ve belirgin süt damarları mevcuttur. E, büyük, yumuşak, e, iyi şekillenmiş e, memeler iyi bir sütçü ırk kabiliyetinin göstergesidir. E, Holstein, Jersey ve Guernsey gibi e, sütçü ırklar ee, en önemli bu sütçü ırklar, en önemli sütçü ırklar arasında bulunmaktadır. Slayta baktığımız zaman sol tarafta e, Holstein ırkı bir inek e, görmekteyiz. Sağ tarafta ise biraz önce de bahsettiğim gibi e, daha küçük yapıda olan e, Jersey ırkı e, bir ineği görmekteyiz. Alt tarafta ise Gernsey ırkında bulunan sütçü bir ineği görmekteyiz. Biraz önce de bahsettiğim gibi vücut önden arkaya doğru genişleyen tarzda baş zayıf, ince, zarif bir şekilde gözlenmektedir. Sütçü koyun ırklarının genel özelliklerine baktığımızda koyunlar ilk başta yapağı veriminin alabilmek, yapa verim alabilmek amacıyla yetiştirmişlerdir. Daha sonrasında ise et verimine büyük önem verilmiş. ve daha sonra süt verimi belirgin bir şekilde yüksek olan koyun ırkına gene dünya genelinde daha daha az rastlanmıştır. Dünya genelinde koyun yetiştiriciliğinin en önemli amacı kuzu eti üretimi olmaktadır. Koyunlardan elde edilen kuzu sayıların ikiz ve üçüz olmaları arzulanmaktadır. Tabii ki bu şekilde bir batında birden fazla yavru alınırken bu hayvanların e, yavrularını besleyebilecekleri oranda da süt verimlerinin yüksek olması gerekmektedir. E, bunun yanında e, tabii ki son zamanlarda koyun sütü ve koyun sütü ürünlerini sütlerinden elde edilen ürünlere de e, çok fazla talebin olması sonrasında koyun yetiştiriciliğinde süt verimi önemli bir e, hale gelmiştir. Süt, ko süt koyun ırkları genellikle aile tipi işletmeler halinde küçük e, sürüler şeklinde yetiştirilmektedir. Sakız koyun ırkı bunun en güzel örneğini gösterebilir. Yine ülkemize özgü e, sütçü bir koyun ırkı olan ivesiler de sürüler halinde yetiştirilebilmektedir. E, sütçü koyun ırklarının en genel özellikleri yüksek süt e, verimlerinin yanında genelde döl verimlerinin de ...yüksek olmasıdır. E, bu açıdan bakıldığında... ...Ostfris, e, Sakız ve İvesi gibi... koyun e, ırkları... ...sütçü ve damızlık özellikle özellikleri... ...yüksek olan koyun ırkları... ...arasında bulunmaktadır. Koyun e, ırklarının genel morfolojik özelliklerine... ...bakacak olursak... E, ...ince yapılarına sahip kemik yapılarının ince bir kemik yapısına sahip olduğunu gözlemekteyiz. Yüksek bacaklı olduklarını ve et verimlerinin, et verim özellikleri yüksek olan ırklara oranla kas gelişimlerinin çok da iyi olmadığını gözleyebilmekteyiz. Genelde erken ve yıl boyu üreme isteği gösteren, süt verimleri yanında döl verimleri de yüksek olan hayvanlardır. Ee, sol üst köşede ülkemize özgü olan ee, bir sütçü koyun ırkı olan ivesi koyununu ve bir yavrusunu görmekteyiz. Morfolojik karakter itibariyle bakıldığı zaman uzun bacak yapısına sahip olduğunu görebilmekteyiz. Ve ince bir kemik yapısına sahip olduğunu olduğunda ee, gözlüyoruz. Sağ tarafta ise ee, daha küçük gruplar halinde yetiştirilen, ülkemizde de yetiştiriciliği yapılan ee, ve biraz önce sütçü ee, verim özelliğine sahip olan hayvanların özelliklerini tam anlamıyla yansıtan ee, sakız koyununu ve yavrularını görebilmekteyiz. Sütçü keçi ırklarının genel özelliklerine baktığımızda genellikle kısa tüylü ve iri hayvanlardır. Ön kısımda göğüs bölgeleri iyi gelişmiştir. Sırt ve bel geniş, hafif ve asil tarz, asil bir tarz gösterir. Bu hayvanların bakımı ve yönetimleri oldukça kolaydır. Bunun haricinde hastalık ve parazitlere karşı da oldukça dayanıklıdırlar. Adaptasyon güçleri yüksektir. 2, 300 ve 400 doğumları sıklıkla görülür. Erken gelişebilme kabiliyetleri de yüksektir. Sütçü keçi ırklarının bütün dünyada en tanınmışları sanen keçi ırkıdır. Burada yansıda da gördüğünüz üzere bir sanen keçisi gözlenmekte. İri yapıda ve kısa tüylü olduğunu, sırt ve bel kısmının daha geniş olduğunu, asil bir görünüşe sahip olduğunu bu resimde rahatlıkla görebiliyoruz. Etçi sığır ırklarının genel özellikleriyle devam edecek olursak, etçi sığır ırkları et verimi yönünde gelişmişlerdir, geliştirilmişlerdir. Süt verimleri çok yüksek değildir. Süt verimleri sadece yavrularını yetecek kadardır. Yemden yararlanma yetenekleri oldukça iyidir. Canlı ağırlık kazançları da yüksektir. Genelde verimli ve yıl boyunca yeşil olabilen mera imkanlarına sahip olan İngiltere, Amerika, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerde ...yetiştiricilikleri çok fazla yapılabilmektedir. Yerli hayvanlarımız içerisinde doğrudan etçi özelliğe sahip olan... E, ...sığır ırkımız maalesef bulunmamaktadır. Angus, heloport, e, limuzin, Charolais e, gibi... E, ...ırklar dünyada kabul görmüş ve et... E, ...tutabilme yeteneği yüksek olan sığırlar arasında bulunmaktadır. Geçmişten günümüze Türkiye'de... E, Fazlaca yayınma imkanı bulamamıştır bu ırklar. Ülkemizde yeterli ve kaliteli meraların olmaması, meraların yıl boyunca e, yeşil olmaması nedeniyle et e, ırkı sığır yetiştiriciliği bir sorun halindedir maalesef. Türkiye'de az miktarda ve ithalat dışında genel olarak e, kırmızı et ihtiyacı sütçü sığır erkekler, e, sütçü sığır ırklarının e, erkeklerinin besi alınması ile karşılanabilmektedir. Burada e, sol üst köşede e, Angus ırkı e, bir sığırın erkeğini görmekteyiz. E, sağda Charole ırkı bir sığır görmekteyiz. Sol altta ise Hereford sağda da e, limuzin ırkına sahip olan bir erkek hayvanı görmekteyiz. Evet, etçi koyun ırkları denilince akla e, ilk önce İngiliz etçi koyunlar gelmektedir. Bu koyunlar kısa yapağlı, siyah başlı, uzun yapağlı, beyaz başlı ve dağ koyunları olmak üzere 3 grupta incelenebilir. E, en önemli önemli verimleri e, et verimleridir. verimleridir. Ayrıca e, döl verimleri de yüksektir. Süt verimleri ise bunların ancak e, yavrularına yetecek kadardır. E, sütçü, pardon İngiliz e, etçi koyun ırkları dışında... Sufolk, e, Alman siyah e, ve beyaz başlı koyun ırkları ile teksel koyun ırkları dünyada meşhur olan etçi koyun ırkları arasındadır. E, morfolojik olarak bakıldığında geniş ve dolgun bir vücut, e, kısa ve geniş bir baş, e, kısa kalın bir boyun, geniş ve derin bir göğüs. Dışa doğru kıvrılmış kaburgalar, geniş kuvvetli bir sırt, geniş ve kalın bir bel, uzun ve dolgun bir but, geniş ve etli bacaklar, iyi ve sağlam bir kemik yapısıyla düz ve yere yakın ayakları görmek mümkündür. Fizyolojik verim özelliklerine bakıldığında ise damızlık erkeklerinin iyi besi kabiliyeti olduğu, dişilerin ise yüksek döl tutma kabiliyetlerinin olduğu gözlenmektedir. Slide'da biraz önce bahsetmiş olduğumuz etçi ırkların özelliklerinin hemen hemen hepsi var. Sol tarafta siyah başlı olan e, koyun Suffolk, e, etçi koyun ırkıdır. Sağ tarafta ise teksel dediğimiz koyun ırkı, etçi koyun ırkı e, ait fotoğraflar gözlenmekte sevgili arkadaşlar. Etçi e, keçi ırklarının en önemlileri, önemli, önemli ırkı e, Boyer keçi ırkıdır. Boyer keçi ırkının et kalitesi oldukça yüksektir. Döl e, ve yavru verimleri de yüksektir. Fakat e, süt verimleri ise orta düzeydedir. Bunların sütleri doğacak olan yavrularına yetecek kadardır. E, canlı ağırlık kazançları ve yemden e, yararlanma oranları da oldukça yüksektir. Yıl boyunca üreme isteği gösterirler. 2 yılda 3 yavru ya da 2 yavru verme imkanları vardır. Genel olarak adaptasyon yetenekleri yüksek e, olsa da e, rutubetli bölgelere adapte olmaları e, biraz zordur. Burada Boyer ırkı bir tekeyi görmekteyiz. Evet arkadaşlar tavuk ırkları ve e, hibrit genotiplerinin özellikleriyle devam edelim. E, 1980'li yıllarda dünyada Leghorn e, e, ve New Niv Hampshire Niv e, gibi kültür ırkı tavuklardan... ...Türkiye'de ise Hacı Kadın, Denizli gibi e, lokal tavuk ırklarından... Bu tavuk ırklarını erkeklerinden et üretimi yapılırken günümüzde bu alanda etçi ve yumurtacı olan hibrit tavuklar kullanılmaya başlanmıştır. Bu tavuk ırkları yoğun ıslah çalışmaları ile elde edilmiş ve oldukça yüksek verimler elde edilebilmektedir. Etlik biliş üretiminde kullanılan hibritlerin genel özelliklerine bakarsak burada... Esas amaçlanan daha kısa sürede daha az yem tükete, tükete, tükettirilerek daha fazla ve ekonomik canlı ağırlığın kazanan yüksek yaşama gücüne sahip olan hibrit, geneti, hibrit genotiplerinin geliştirilmesini amaçlanmıştır. ...etlik biliş üretiminde daha çok beyaz renkli olan hayvanlar tercih edilmektedir. E, renk, burada renkli tüylerin yeterince temizlenememesi, karkas üzerinde kalması gibi problemler... ...ve tüy bu tüylerin yolunmasındaki zorluklar nedeniyle... ...kahverengi e, beyaz renkli tüye sahip olan hayvanlara tercih edilmemektedir. Yani renkli e, hayvanlar tercih edilmemektedir. Beyaz renkli e, hayvanlar tercih edilmektedir. Bu amaçla... Korniş, Sussex ve Brahma gibi ırklar et verimi yönünden yetiştirilen hayvanlardır. Bu hayvanlar genel olarak tamamı bir örnek yapıya sahiptir ve bunlar 38 ila 40 günlük yaşa geldiklerinde ve 2 ila 2.2 kilogramlık ağırlık oluştuğu zaman can, bu canlı ağırlığa ulaştıklarında kesime sevk edilirler. Bu süreçte de 1 kilogram canlı ağırlık kazancı için ortalama 1.75 ila 1 1.8 kilogram civarında yem tüketirler. Doğal ya da e, organik etlik piliç üretimi yapılması amacıyla kullanılan ve yavaş gelişen hatlarda ise e, ortalama 72 ile 80 günlük yaşta kesime sevk edilmektedir. Slaytımızda sol tarafta Cornish, sağda Sussex ve en altta da e, Brahma etçi ırk piliçlerinin resimlerini görmektesiniz sevgili arkadaşlar.